Salih Tuna Kim, kimi terk etti? Varlık nedenlerini Erdoğan karşılığıyla kaim hale getirdikleri için muhakkak kazanmak zorundaydılar. Kazanamayınca varlıklarının anlamını da işte böyle acılı şekilde kaybettiler. Hiç lamıcım yok. Topyekün muhalefetin yaşadığı trajedi budur. Gaya kuyusuna düşmüşcesine derin bir anlam kaybının içine düştüler. O kadar ki değişim dahil el attıkları her şeyde anlamını yitirdi. Şu hale bakar mısınız? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Perşembe günü CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığına açıklayacak diyor. Yani bir tek gel bakalım Özgür demediği kalmış. Sonuç itibarıyla CHP Grup Başkanı İşbu Özgür Özel Cuma günü tıpış tıpış adaylığına açıklıyor. İmamoğlu Ekrem de Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum demekle kalmıyor bir de slogan atıyor değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi. Hey Allah'ım ya! Özgür özel tavşancılık oynayacak, müşteri de bunu yüzyılın değişimi diye afiyet diyecek öyle mi? Ne o eski müşterileri kaldı, ne de o eski heyecan. Haberleri yok. Eskiden müşteri kaybettiklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şapbatak yüklenirler, piyasalarını hareketlendirirlerdi. Şimdi öyle mi ya? Sayın Erdoğan'a ne derlerse desinler, kimsecikler iplemiyor.'' Seçim sürecinde kazanma kuruna ağızlarını geleni söyledikleri halde seçimi kaybettikleri için artık kendi sosyolojilerin nezdinde bile söylenen sözlerinin hiçbir kıymeti kalmadı. Uzun lafın kısası tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası yaşanan ekonomik krize rağmen yenildikleri Erdoğan'a sataşmaları eskisi kadar iş yapmıyor. Demem o ki muhalefet esnafı yeni heyecanlar bulmak zorunda. Gel gelelim Değişim lakırdılarıyla heyecan oluşturmak şöyle dursun, işi özgür özele kadar düşürdüler. Erdoğan düşmanlığı da reyting getirmediğinden çareyi birbirine laf çakmakta buldular. Başka da reyting alabilme şansları yok. Gün geçmiyor ki 6 artı birli masa sakinleri birbirlerine laf sokmasınlar. Bilmiyorum farkındalar mı? Muhalif seçmen, muhalif partilerden patolojik boyutta duygusal kopuş yaşıyor. Davutoğlu ve Babacan'ın partilerine baksanıza. Daha yeni kurdukları halde ikinci el veya elden düşme mesabesine düştüler. Muhalif yazar çizerler ve algı operatörleri de ne dediğini bilmez halde. Bir yandan Erdoğan devlet gücünü kullandı, adil yarış olmadı diyorlar. Öte yandan adil olmadığını iddia ettikleri seçimde kaybettiği için Kılıçdaroğlu'na demediklerini bırakmıyorlar. Akıl mı bunları terk etti, bunlar maklı. Anlamadım gitti.